yeni hayaller, yeni beceriler. Kimine uğraş, kimine bir sürü arkadaş. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerini yakından tanıyacağınız, ürettikleri sanat eserlerine hayran kalacağınız program. Kursiyerlerin sosyalleşerek stres attığı, kendilerini ve hayatlarını anlattığı, Dila Kuvat'ın sunuculuğunu yaptığı program. Hem eğleniyorum, hem öğreniyorum başlıyor. TV264 ekranlarından herkese merhabalar. Hem eğleniyorum hem öğreniyorum programının bir bölümüyle daha karşınızdayız. Şu anda üzerimde görmüş olduğunuz Balkan yöresine ait el emeğiyle yapılmış olan sanatın asıl yerine gideceğiz. Bugünkü kursumuzda iğne oyası sınıfına misafir olacağız. Ben Dila Kuvat. Hem eğleniyorum hem öğreniyorum başlıyor. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde 13 yıldır görev yapmaktayım. El sanatları alanında usta öğreticiyim. El ve makine nakışı ve sanayi nakışı dalında usta öğreticiliğim var. 13 yıldır buradayım. İğne oyası kursumuzda nakışla tamamlıyoruz bunları. Bargello, kaneviçe, tel kırma, tel sarma, antep işi, hesap işi, susuma teknikleri, bunlarla birlikte öğrenci, kursiyer bizden ne isterse biz de ona göre, onun talebine göre cevap veriyoruz. Ne isterse onu yaptırıyoruz. Genelde benim kursuma gelenler bunu aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar, yani para kazanıyorlar bundan. Yapıyorlar ve aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Genelde böyle. Ama hobi için gelenler de var. Yapıp kendini mutlu eden, her gün değişik bir şey seren. Onlar da var. Ama aralarında öyleleri de var. Benim adım Gönül Kara. Gönül Hanım, ne işle uğraşıyorsunuz? Bargello yapıyorum. Aynı zamanda iğne oyası, Arnavut işi, bunlarla uğraşıyorum. Üstünde kıyafet, Arnavut kıyafeti. Evet, Arnavut hocam kıyafeti. Ben şimdi tek tek dinleyeceğim kıyafetim nasıl işlenmiş, kim yapmış, nasıl yapmış, ne kadar sürede yapmış, hocamdan dinleyeceğim bu kısımları. Tamam, buyurun dinleyebilirsiniz. Normalde peki mesleğiniz nedir? Ev hanımıyım. Ev hanımısınız. Evet. Halk eğitim kurslarına katılıyorsunuz. Evet, aynen o şekilde. 2 seneden beri geliyorum. Bu hocamı çok peki? Seviyorum, hiç bırakmak istemiyorum. 2 senedir iğne oyası mı peki? İğne oyası tabii ki de, Arnavut işi, Bargello, bunları yapıyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi daha da çeşitli örnekler var. Onları yapmaya çalışıyoruz. Başka kurslara hiç katılım sağladınız mı? Başka kurslara gitmedim. Bu kursla mı başladınız? Evet, bu kursa başladım. Peki var mıydı önceden böyle hobiniz, el alışkanlığı falan var mıydı? Ya el alışkanlığı derken, ben tabii ki de çocukluğumdan beri iğne oyasını çok seviyorum. Yapıyorum. Bu gördüğünüz gibi. Evet. İğne oyasının daha farklı tekniklerini öğrenmeye geldim hocamdan. Bargello işi, dediğim gibi Arnavut işi, daha da farklı tel kırmalar, onları öğrenmek için aynı zamanda geldim. Arkadaşlarımla burada hep beraber yapıyoruz. Hem eğleniyoruz.
Değil mi? Bir de böyle bir gün ortamı gibi falan. Aynen o şekilde. Birbirimizden ayrılmak istemiyoruz. Bir gün gelmeyince kursa arkadaşlarımı ve hocamı çok özlüyorum. Değil mi? Alışkanlık oluyor. Bu nedir? Şimdi bu iğne oyasıyla mı yapılmıştır? Bu gördüğünüz iğne oyası gelin mendili diyorlar. Gelin bizim mendili. Rumeli göçmenlerimizin gelin mendili. Bunları pulla işliyoruz tek tek. Dediğim gibi iğne oyalarını ben yapıyorum, pulla yapıyorum. Bunların iğne oyası şu evet, anda. Evet, evet. Onlar iğne oyası. Buraları tek tek kendimiz işliyoruz. Evet, kendim yapıyoruz. Kendim yapıyorum. Peki böyle bir çalışma, böyle bir mendil ortalama ne kadar zamanınızı alıyor? Yani gece gündüz oturursan 15 gün bulur. 15 gün gece gündüz olmasına rağmen. Uğraştı bir iş. Yani uğraştı bir iş. Pul takmak ayrıcalıktır. Evet. Pulların yomulmaması lazım. Tek tek takılıyor. Uğraştı bir iş. Bayağı uğraştı bir iş. Yani iğne oyasını çok sevmek lazım. Seven insan yapar diye düşünüyorum. Çünkü çok uğraşlı. Tek tek batırıyorsun iğnelerini. Belli ki siz de severek yapıyorsunuz. Evet ben zaten. Çok seviyorum. Evet ben çocukluğumdan benim beri çok seviyorum. Burada. Annem hatta bana kızardı. Sen yapma, bırak, boş ver derdi. Ben annemden gizli gizli iğne oyası yapardım. Ya. İki kanepenin arasına sıkışırdım. Annem görmesin diyerekten orada yapardım. Çok ya. Seviyordum iğne oyasını tamam, yapmasını. Evet. Öyle yani. Küçüklükten beri. Evet yapıyorum. Sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Siz tamam. Çalışmanıza devam teşekkür ederken ederim. Bu sırada artık hocama döneyim. Tamam. Hocam şöyle size vereyim. Öncelikle şu an kursiyerimizin uyguladığı teknik nedir? Yaptığı çalışma nedir? Bargello. Bargello çalışması yapıyor. Sayarak yapılan bir iş. Sayarak yapılan bir iş. Gönül Hanım kendisi Kınalı Macırlarından. Öyle göçmen. Mi? Evet, ben bir göçmen kızıyım. Yeah. Evet. O yüzden iğne oyaları onların kendine has iğne oyaları. Onlar sadece tülbent ve başörtü yaparak iğne oyasını öğrenmiş. Fakat buraya geldiklerinde de daha farklı teknikler, mesela gül çalışmaları, gelincik. Gelincik. Evet, gelincik çalışmasıyla tesbih yaptık. Gönül Hanım'a. Değil hayır, iğne oyası. Evet, iğne oyası onlar. Tesbihini, her şeyini kendimiz diziyoruz, kendimiz yapıyoruz. Tamamen el emeği, göz el emeği, nuru göz nuru, evet. Evet. Peki bir kursiyerin, sıfırdan gelen bir kursiyerin bunları öğrenmesi ne kadar zaman alıyor ortalama? Kendi başlarına bir iş yapmaları ne kadar sürelerini alıyor? Kişiye de bağlı. Bazı gelen öğrenci mesela bir ayda kavrayabiliyor, 1,5 ayda çok güzel işler çıkartabiliyor. Ama iğne oyası sabır gerektiren bir iş. Çünkü zürafa tekniğiyle çok sabırla yapılması gereken bir iş. O yüzden eli ne zaman güzel düzgün oturursa o kadar güzel işler çıkıyor. Çok sabırlı öğrencilerim var, çok da güzel işler yapıyorlar, sağ olsunlar. Yapamayan olmuyor yani gelip de. Evet. Ben Ayşe Koç. Ayşe ablacığım, ne işle uğraşıyorsun? Ev hanımıyım. Halk eğitim kurslarına geliyorsun. Evet, çocukları büyüttük. Değil mi? Şimdi sıra bende diyorsun. Aynen öyle, geliyoruz. Burası çok güzel. Ortamımız çok güzel, hocamızı çok seviyoruz. Evet, zaten pozitif bir sınıf, girer girmez onu biz bile hissettik zaten. Evet, çok şükür. Herkes. Aile ortamı gibi. Evet, birbirine yardımcı hepimiz. Abla kardeş gibi. Değil mi? Evet. Evet, peki bu kursla mı başladınız? Daha önce başka kurslara gelmiş miydiniz? Çok önceleri gitmiştim. Nereye ama, gittik? Çok önceleri işte böyle pul boncuk kurdele nakışları vardı. Onlara gitmiştim. Dikiş kursuna gitmiştim gene halk eğitimi. O elimiz zaten alışık. Evet, bu sene tel kırmaya geldim.
Tel kırmayı bir de el sanatları sınıfında sanırım Kamerun Hanım'a sorardım. Ah be, Neymar artık burada yok. evet, daha önce de tel kırma sınıfında görmüştük biz de. Nasıl evet. yapıldığını öğrenmiştik. Bir de sizden bir kere daha dinleyelim. Ben ilk defa bu sene yaptım tel kırma. Hı-hı. Hocam sağ olsun. Tel kırma tekniği işte telimiz var. Evet. Tülün üstüne işliyoruz. Şekilleri, daha sonra modelleri da, kendi istediğiniz evet, gibi. Evet, bakın burada da monte edilecek bu. Şifonun ipeğin üstüne monte edilecek. Bu şekilde işleniyor. Kasnağa sarılarak, evet kasnağa gerilerek. O şekilde elle işleniyor tek tek. Tek tek yapılıp tek tek kırılıyor. O şekilde tekniği. En keyiflisi hangisi? Ya ben başta biraz sıkıntılı başladım ama şimdi çok seviyorum. Evet. Seviyorum. Kızlara yapıyorum böyle hep hediye. Genç kızlara. Neler yapabiliyoruz? Biz çanta falan yapmışlardı. Her şeyi yapabiliyoruz. Her şeyi. Her evet, alanda kullanabiliyor her muyuz? Her alanda kullanabiliyoruz. Mevlüt başörtüsü. Bunlar mevlüt başörtüsü. Evet. Tepsi örtüsü. Yani masa üstüne. Bohça yapılır. Ya yani her alanda kullanabilirsiniz. Sizin arzunuza kalmış. Evet. Tamam, İsteğinize bağlı. Aynen bizim öyle. Bizim hayal gücümüze. Kesinlikle. Nasıl, ne ihtiyacınız varsa, ne yapmak istiyorsanız her alanda kullanabilirsiniz. Ya yani ben çok seviyorum. Evet. Ya bir de çok eski zamandan evet, evet. kalma. Anısı da olan şeyler oluyor. Evet. Bir yerden sonra elemeye göz nuru diyoruz. Kesinlikle. Şimdiki gençler siz istemiyorsunuz ama biz anneler ben böyle. Ben hiç üstüm alınmıyorum. Vallahi hiç üstüm alınmıyorum. Biz anneler böyle hevesliyiz yarın bir gün. Değil mi? Evet, güzel anarlar bizi. Ben aynen öyle, hatıra kalır. Değer veririm yani. Ben hiç üstüm alınmadım o yüzden. Şu anda ne yapıyoruz peki? Şu anda tel kırma başörtüsü yaptım. Etrafını böyle bu şekilde iğne oyası geçiyorum. Birkaç tekniği de birleştirebiliyoruz. Tabii. Sınırsız. El işi sınırsız. Evet. Bunlardan denemişliğim vardı bir zamanlar. İğne oyası evet. mı? Nasıl peki? Evet. Sığıyla çok yapardım. İğne oyasını açıkçası anneannem çok bilmiyordu. O yüzden çok öğretemedi. Ama iğne oyası haricinde tığıyla falan çok yapardım. O zürafa, örümcek falan öyle şeyleri çok yapardım. İsteğe bağlı yani, eğer istiyorsanız insanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Evet. Sınıfımızda da var, ilk defa öğrenen öğrenciler, çok güzel iğne oyası yapanlar var. Hani yeni burada başlayıp da çok güzel işler çıkaranlar var. Evet. Yani isteğe bağlısı, istiyorsanız, seviyorsanız, gönül verdiyseniz bu işe her şeyi yapabilirsiniz. Peki, vallahi çok memnun oldum. Ben çok teşekkür ederim. Siz ben de memnun oldum. Ben hocama geçeyim bu sırada. Bakıldığında iğne oyası sınıfta evet. konuk oluyoruz dedik biz ama çok fazla alanı var sanırım içinde, değil mi? İğne oyası dışında da farklı şeyler. İğne oyasını birleştiriyoruz nakışlarla, başka desenlerle. İğne oyası tek başına tamam yapılıyor ama içine mesela tel kırma örtme yaptık, başörtüsü. Kenarlarına iğne oyasıyla tamamladığımızda daha güzel oluyor bize göre. Evet, değil mi? Daha evet, gösterişli oluyor. Evet, daha gösterişli oluyor. Böyle. Konsiyerlerin talebi en çok neyi oluyor? Tel kırma, iğne oyası, şu şekli falan dedik, bu tarz şeyler. Evet. Kursiyerlere en cazip hangisi geliyor? Dediğim gibi bu kursa aslında iğne oyası için geliyorlar. Evet. İğne oyasıyla başlıyorlar. Bazen bazılarına zor gelebiliyor. Öyle mi? Diyor ki hocam ben artık yapamayacağım yani yapamıyorum diyor. O beklediğim şeyi alamadım ya da hevesimi aldım. Evet. Sonrasında aslında bir şeyi üstelememek lazım. Hani yapamıyorsanız biraz dinlenip tekrarında yaptığınızda o iş olur. Ama böyle üstelediğinizde defalarca olmuyor. O yüzden farklı nakış tekniklerine yönlendiriyorum. Tel kırma, normal Brezilya nakışı, bargello nakışı, boncuk işlerimiz oluyor. Çeşitli nakışlarla kaneviçe, çeşitli nakışlarla onları biraz böyle götürüp alanı sonrasında evet tekrar iğne oyasına dönüyoruz. O zaman yapıyorlar. Öyle mi? Farklı evet. alanları görüyorlar. Bir dediğim kazanıyorlar. Evet, evet. Belki de o zaman elleri falan alışıyor. Elleri alışıyor. Kendilerine güvenleri geliyor.
yapabilirim diyor ve yapıyor. Ve en başta alışıyor. Evet. Değil mi? Evet, alışıyor. Sınıfa alışıyor. Aynen öyle. Kursiyerlerden ayrılmak istemiyorlar. Aynen. Kendi aralarında arkadaşlar mesela kopmak istemiyorlar bir arada olmak için. Onu yapamıyorsa diğerini denemeye yeter çalışıyor. Geleyim, yeter ki geleyim bu ortamda olayım. Evet. Evet. Ki aslında en önemlisi de bu değil mi bakıldığında? Evet. Öğrenilir, öğrenilmez, yapılır, yapılmaz ama bakıldığında insanların, kursiyerlerin bu kadar istekli geliyor olması çok güzel bir şey. Evet. Allah razı olsun kursiyerlerimden. Onlar da sizin için öyle diyor. Çok iyiler, çok sağ olsunlar. Onlar şanslı sizin gibi bir hocası olduğu için, sizler şanslı böyle kursiyerler olduğu için. Çok teşekkür ederim. Sizin için çok güzel. Evet, size çok İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah ben de iyiyim. Versin. Tel kırma yapıyoruz. Az evet. Önce konuştuk şimdi. Üstüne de denk geldik hocam. Yapılışını yine de görüyoruz. Evet, evet, evet. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Benim adım Aynur Kahyacık. Çocuklarımı büyüttüm. Kursa gelmeye başladım. 3 seneden beri kursa geliyorum. O güzel de bir süreç. Evet. Hocamızın kursunu. Hocamızı çok seviyoruz. Çok iyi bir insan. Hocamın zaten yüzü bile güler yüzü yeter. Evet, her sene gelmek isterim yani, evet. Bu kursa mı başladınız? Bu kursa başladım, yok. Hiç gitmemiştim. Yok, gitmemiştim. İlk buraya başladım. İNOES'i yaptım. Neden peki bu kurs? Niye İNOES'iyle başladınız? Çok hevesim vardı. Benim rahmetli annem yapıyordu. Öğret diyordum. Zürefay bir kere gösterdi. Ötesini sen kendin yaparsın dedi. Yapamadım. Ama yıllar sonra da olsa geldim. Evet, geldim. Kaneviçe yaptım. Tepsi yaptım. Bu tepsiyi kendiniz yaptınız. Evet. O zaman hocam sadece örtü, kıyafet de değil. Evet. Yani her alanda derken ben yine böyle bir kıyafetin, giyimin her alanı gibi düşünmüştüm. Namaz örtüsünü ben yaptım. Wow. Rengi çok güzelmiş. Değil mi? Rengi çok güzelmiş. Evet. Şimdi bu da namaz örtüsü. Bunu da yapıyorum. Şu an tel kırma yapıyorum. Tel kırma yapıyorum. O gelinlerime yapıyorum. Gelinlerinize. Evet, 3 tane gelin alacağım. İnşallah onlara vereceğim bunu. Evet, almadınız. Bunu. Yok, almadım da. Ben de bugün gelin olmuş gidiyorum. Evet, çok güzelsiniz. Kendim de Arnavut'um. Öyle mi? Evet, giyinmeyi, süslenmeyi çok severiz. Altını çok severiz. Ben Arnavut değilim ama ben de çok severim. Arnavut zannediyorlar beni. Ben de takayım, takıştırayım falan. Evet. Ben de severim öyle şeyleri. O kadar kısım. Nasıl yapıyoruz tel kırmayı? Şimdi hocamız size nasıl öğrettiyse siz de bana anlatır mısınız bakalım? Bir merak ettim ben de. Merak ettiniz. Ben valla ellerim birbirine... Merak etmeyin, biliyorum yapmayı zaten de öylesine söyleyeyim. Karıştı. Göstereyim. Şu an Aynur'un artı puan şöyle tekniğini yapıyor. Şöyle gösterelim kameramıza doğru da kameramız o tarafta. Evet. Artı puan tekniğini yapıyor. Hı. Başörtü yapıyoruz. Tülün üzerine yaptık. Daha sonra bunu kumaşla birleştirip başörtü haline gelecek. Kenarlarında yine oyası yapacağız. Bu yine burada da iki işlemi birleştiriyor, evet, olacak. Evet. Değil mi? Evet. Peki tel kırma mı daha eğlenceli, keyifli, inoyası mı? Hayır, inoyası daha eğlenceli geldi bana. Biraz tel kırma zor geldi. Elim alıştıkça yapıyorum. Evet. İnşallah devam ama edeceğim. Ama gayet güzel olmuş. Hocam sonra salon takım yapacağım. Aynur abla, bak burada çıkıntı geliyor. Evet, onu keseceğim, keseceğim onu, olmadı biliyorum. Ya. Keseceğim. Ya burada var, evet. İyi yakaladım. Evet, onu ben de biliyorum, keseceğim onu. Şaka yapıyorum, çok güzel olmuş. Eline emeğine sağlık. Sen de sağ ol kızım. Hocam, tel kırma. Tel kırmada ilk böyle bilmeyen kursiyerlerde falan nasıl başlıyorlar? En başta nasıl anlatıyorsunuz? Bir iğne oyasına falan şu ana kadar tanıştıklarımız hep bir el alışkanlığı falan varmış. Evet. Ama tel kırma biraz daha sanırım onlara göre bilinmeyen bir şey. İğne oyasına göre. Evet, bilinmeyen bir şey. Örnek çalışması yapıyoruz.
İlk önce bir parçanın üzerinde deneme yapıyoruz ama gün içerisinde öğreniyorlar onlar onu. Değil mi? Çok zorlamıyor. Çok zorlamıyor. Evet. Yok, çok zorlamıyor. Yani tel kırmanın da artı puan, çarpı puan, tel sarma gibi teknikleri var. Evet, evet, teknikleri var. Bunların arasından en kolay olanı artı puan. Onunla başlatıyoruz. Hmm, daha sonra Aynur abla kolaya kaçmış. Aynur abla kolaya kaçmış burada. Evet, evet, doğru. Ben kolaya kaçmışım. Sonra artıya başlayacağız. Bu şu an bir artı puan, değil mi? Bu ben sonra şeye başlayacağım. Evet. İğne oyasını yapacağım bunun çevresine daha. Daha evet yapacağım. Vallahi Aynur abla bak. Örtmeyi piko yapacağım burada da. Burada şişkinliği yakaladım bir. Evet. Kolaya kaçmışsın iki. Aynur'un ilk işi. Daha ilk o işi. O zaman tamam. O zaman gayet güzel olmuş. O zaman. Ben sizin önünüze keseyim. Ben onu zaten kesecektim. Olmamıştı zaten. Ben onu zaten gözler çıkartmıştım. Ben zaten gözden çıkartmıştım. Peki, hocam hata kabul ediyor o zaman tel kırma. Şu an kestik. Ne olur? Aslında orası olmaz. Yani ama karşıma karşıma gelse o dipten sökülürdü. Şu an elime takılıyor dediğinizde keseyim kurtulayım dedi. Dedi. Yani normal mi ki hata kabul eder mi söküyoruz sanatma? Yok. Değil mi? Baştan yani, yapılması evet, gerekiyor. Evet. Tel kırmanın zaten bak öğrenmişsiniz. Yüzeyinde pıtır pıtır elimize gelmemesi lazım. Aa, evet. Ama Aynur Hanım gene de iyi. İlk kişi evet, daha. Evet. Aynur Hanım evet, bastırarak yok etmeye çalışıyor. Yok ediyor. Evet. Yapıyorum şimdi. Aynur Hanım sen işin kolayını öğrenmişsin. Vallahi tembel işi yapıyorsun şu an ama ilk işin olduğu için tebrik ederim. İlk işine göre çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yok yok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yaparken de çabuk sıkılıyor. Gelmiş bir gün dedi ki hocam dedi bunlar dedi oluyorsa oluyor olmuyorsa atacağım çöpe dedi. Ondan sonra iğne oyası da sabır gerektiren bir iş olduğu için birkaç evet, motifle bir şey çıkmıyor. Onu biraz bütünlemek lazım nakışıyla. Biraz sabır istiyor tabii. Tamam. Ama ne yalan söyleyeyim çok iyi anlayabiliyorum. Bende de hiç sabır yoktur. Severim, özenirim falan yaparım da ama evet, ben de bir an önce bitsin. Ama sonrasında bittiğinde, iş bittiğinde hocam bunu ben mi yaptım? Diyorlar. Evet. Değil mi? Dediğinde değiyor mu o kadar beklemeye uğraşmaya? Şimdi ben salon takımı yaptım. Gelen herkes diyor ki bunu kim yaptı? Ben yaptım diyorum. Ay maşallah çok düzgün, çok güzel yapmışsın diyorlar değil bana. Mi? Evet. Tabii, zaten elin alışıkmış, yatkınlığın varmış. Tel kırma hariç. Yok yok, tel kırma da ilk çalışma olduğu için bence çok güzel. Evet. Yani ben böyle şey yapmadığım için evet, dışarıda ben kolay eleştirelim. Ben beni ezerim şimdi evde çok güzel olur. Aynur abla ben böyle yapmıyorum ya dışarıdan o yüzden böyle rahat rahat konuşuyorum. Bana verseniz Allah bilir ortaya ne çıkar. Evet evet. Ben o yüzden yani böyle rahat konuşuyorum. Beni yanlış anlama. Yok estağfurullah güzelim niye yanlış anladım estağfurullah. Vallahi eline emeğine sağlık. Çok güzel olmuş. Vallahi gerçekten söylüyorum. Evet, tamam doğru, bir iki takıldı elimize ama ilk çalışmaya göre çok güzel olmuş. Evet. Çok da memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ev hanımıyım. Ev hanımısın. Evet. Çocukları okula gönderiyorum. Buraya kaçıyorum. Kendin de okula geliyorsun. Aynen. Yıllardır çok heves ediyordum. Bu yıl nasip oldu. Anca diyorsun kendime fırsat buldum. Çok çok istiyordum. Yani çok severek de yapıyorum. Gerçekten. Evet evet. Geldiğimizden beri zaten fark ettik onu. Pür dikkat işini yapıyorsun. İnsanın vallahi ruhunu dinlendiriyor yani. Kafanız boşalıyor. İçiniz rahatlıyor. Çok güzel. Çok seviyorum yani.
Evet. Şu anda tel kırmayla bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi tel kırmayla yatak odası parçası olacak. Nasip olur bitirebilirsem. Biraz. Üç parça olacak. Küçük daha seyircilerimize de gösterelim. Evet. Şöyle. Bakalım Aynur ablanınki gibi tıkır tıkır yapıyor mu? Orasını tutma, orasını tutuyor. Şuraya bakayım. İlk örneğim. Ha ilk örnek. Ta ilk örnek sadece yapabilir tamam. İlk örnek yapabilir. Ya burası yapmıyor ama. Tamam. İlk örnek yapar. Hocam çok evet. Yapmıyor evet hocam. Ne kadar oldu? Ne kadar oldu başladınız? Daha yeni işte Ekim'de geldik herhalde. Tamam o zaman başladı. Tıkır tıkır da yapar. Buna tamam. Başladım bir de bir hafta daha bir hafta oldu. Tamam. Belki kabul aslında ettim hocam. Bunlar evet. Benim işim. Bunları gösterin lütfen. Bunlar güzel. Tamam. Onları gösterelim lütfen. Onlar güzel. Evet. İğne oyası da iyiyim. Yani. Evet. İyisiniz. Ama onu da tip ben iğne oyası yaptığımı zannediyormuşum. Hı. Ama aslında bilmiyormuşum. Hocam sayesinde. Evet. Teknikleri çok farklıymış. Ben normal hani zürafa diyor hocam ama zürafadan başka teknikler de var aslında. Hocam zürafayı sayesinde. İğne oyası zannediyordunuz. Ya yani zürafa yapıyorduk. Ben bir şeyler iğne oyası yaptığımı zannediyordum. Aa Aynur abla. Şimdi yapıyorum. Hiç beklemiyorduk seni. Gel buyur. Evet sevgili arkadaşım. Evet Aynur abla baktık burada tıkır tıkır yapılıyor mu diye. Burada da yapılıyor dedik tamam o zaman hadi. Aynur ablanınki daha şeymiş. Evet. Tıkır tıkır yapmayan bu benim kuzenim oluyor. Öyle Ayşe. Mi? Evet. Tanıştınız çok güzel. Ablamızla da. Evet. Evet. Ama orada hiç tıkır tıkır yapmıyordu. Hiç yapmıyor. Hiç çok yapmıyordum. Güzel. Evet. O yüzden yanından ayrılmıyorum. Bana öğretsin diye. Evet. Arkadaşlar da diyor olmasa ne yapacaktın diyorlar. arkadaş böyle toplanıp gelen böyle ekipler evet. Var değil mi hocam kursiyerlerde? Var. Hocam peki şimdi şaka yapıyoruz tıkır tıkır diyoruz ama gerçekten kursiyerlerin bu tıkır tıkır yapmaması evresine gerçekten geçmeleri gereken süre ne mesela? Biz şimdi diyoruz ya bir hafta tamam normalmiş diye. Ama ne kadar zaman i̇şte geçtikten kişiye sonra bağlı. Kişiye hala bağlı. Tıkır tıkır yapıyorsa yeter artık yapmasını mesela yapayım. Bazen yeni başlayan birisin de o şeyi alamazsınız. Pürüzsüzlüğü. Evet. Evet. Kişiye bağlı. Mesela bir ay sonra da olur. Öyle mi? Hı-hı. Evet yani elle yaptıkça evet elleri yatkınlaşıyor. Evet. Geçmiş olsun bu arada rahatsızmışsınız. Tam hazırlandım neşeyle kursa gelirken ayağımdan araba geçti. O kadar. Evet bir ay altıda kaldı. Bayağı da uzunca küçük küçük bir şey de değil yani. Evet bir altıda kaldı. Çok geçmiş çok olsun. Şimdi şeydi. İyisiniz. Şimdi iyiyim. İşte bugün ilk kez topuklu giydim. Bize özel topuklu giymişti. Keşke zahmet etmeseydiniz. Yok çok güzel oldu. İyi oldu. Ayağım alışsın artık. Alışsın değil mı? Mi? Evet. Tamam. Arnavutluk var mı size? Ben halis muhlis Lazım. Öyle mi? Lazlar pek yapmaz ama bu işleri ben çok seviyorum. Aa. Tamam, biz vallahi çok memnun olduk. Ağzında sağlık. Ben de memnun oldum canım, çok tatlı. Evet hocam, çekim öncesi giyindik, hazırlandık. Evet. Şimdi kostümümüzü ben tabii azıcık bahsettim Balkan yöresine ait diye ama bir evet. De sizden bir dinleyelim sonra kıyafetin sahibinin yanındayız. Evet. Asıl bilgileri oradan alacağım ben. Önce sizden bir üst bilgi alalım. Tabii ki. Yugoslav göçmenlerinin Arnavut kıyafeti. Yelek, evet. Şalvarı. Üç parça. Üç parça oluyor. Şalvarı 11 metreden mi oluyor? 11 metreden. Tercihi göre değişiyor. Evet. Evet. Yani uzun boyluysa 12 metre oluyor. Bu bir gelenek şimdi değil mi? Evet. Bunu evet. Onların gelenekleri buradan dinleyeyim o zaman hadi evet. Tamam. O zaman önce sizi tanıyayım. Ben Gülşen Kambur. Gülşen ablacığım. Evet. Şimdi kursa ne zamandır geliyorsun falan filan öğreneceğim ama ben heyecanlıyım. Kıyafetimi öğrenelim önce. Bence seyircilerimiz artık merak etmiştir evet. Kız neyle geziyor diye. Kıyafetlerimiz çok eskiye dayanıyor. Atalarımızdan geliyor yani. Kına gecelerimizde olmazsa olmaz kıyafetimiz. Tüm gelinler hatta. Tüm gelinler. Gelinler. Tabii tabii dizilebiliyorlar. 10 gelin, 15 gelin kaç tane gelin varsa yeni gelinler giyip o gece giyiyorlar. Evet yarış gibi bir şey oluyor. Altınlar, öyle mi oluyor? Kendilerini mi gösteriyorlar?
kesinlikle, kesinlikle. Tüm altınları falan takıp taşıyorlar. Tabii takıp takıştırıyorlar. Herkes böyle yarış halinde. En güzel gelin, evet. Çok tatlı bir rekabet oluyor mu öyle şey? Öyle çekimlerden falan değil. Yok yok değil, kesinlikle değil. Sadece hani kültür olarak, gelenek olarak aynen öyle. Peki özelliği nedir bu kıyafeti? Neden böyle bir kıyafet giyiyorlar? Yani bilmiyorum çok yani... Önceden gelmiş. Gelmiş. Çok eskiye dayanan bir kıyafet. Evet evet evet. Şimdi kızlarımız giyiyor. Bu benim mesela kendi gelinlik şalvarım. Evet. Ay, 30 yıllık. Daha değerli bir şey evet. Giydiğimi fark ettim. Evet. Kendi gelin adayıma yaptım. Şimdi tekrar olacak nasipse. Hadi inşallah. Öyle işte. Vazgeçemiyoruz. Güzel oluyor. Hatta kendi kültürümüzden olmayanlar bile severek giyebiliyorlar. Hani çok severek giyebiliyorlar. Yani sevilen bir kıyafet. Vazgeçemiyoruz. Peki bunu kendiniz işlemediniz? Hayır. Yugoslavya'dan gelme bu. Memleketten getirtmişler kıymadımı. Şu anda peki insanlar bunu aslında kendi eliyle mi işliyor? Yani tabii elleyle işleniyor. Orada elle işleniyor. Değil mi hocam? Bunlar hep iğne ayası. Yaptık mesela daha dikilmedi. Böyle bir kıyafetin yakaları, kol ağızları. Evet. Bunlar hep iğneyle kendi yapıyor. Elleriyle yapıyor. Evet kendileri yapmışlar. Mesela şöyle olacak. Dikilecek. Ay işte böyle şeyleri severim. Evet. Takayım, takıştırayım böyle şeyleri severim. Unutmamak lazım. Bence değil mi? Geçmesi gereken gelinlikler bunlar. Evet. Öyle. Yani bunun özelliği böyle geldi, böyle gidiyor. Herkes aynı kostümü giyiyor. Evet. Kelebek. Paydüşka. Paydüşkalar, damat oyunları. Değil mi? Bir sürü iş oyunlarımız var tabii. Bence de yani böyle adetlerin olması aslında artık günümüzde iyice unutulmaya başlayan şeyler çünkü. Aynen. Bunun sanırım yakaları da değil mi iğne oyası? İğne oyası yapılmış. İpek iplerle. Evet. İpek iplerle çok ince bir iple çalışılmış çok hatta. Çok ince ve zor görünüyor. Evet. Hassas, evet. Mesela benim bu elimdeki gerçek şeyiyle burada yaptığımız arasında da fark var gibi. Evet. Şey olarak şöyle değil mi? Bu daha ince. Evet. Daha ince. Biz de Bursa'dan ipekleri getirtiyoruz. Bursa'dan alıyoruz ipek iplerimizi. Onlarla yaptık. Öyle mi? Peki genel olarak kursta kursiyerlerin bu ihtiyaçları herkes kendi mi alıp geliyor? Yoksa anlaşmalı olduğunuz yerler mi var? Kendi kursiyerler malzeme geliyor. Kendi alıp geliyor. Ne gerektiğini söylüyorum. Hı. Mesela ne iş istiyorlarsa ona göre ne gerektiğini söylüyorum. Gidiyorlar, kendileri temin ediyorlar. Fakat bazen geziler düzenliyoruz. Mesela Bursa bizim için evet, bulunmaz bir nimet. Ben oradan temin ettim. Kumaşımı da aldım keza. Malzeme almak için mi gidiyorsunuz? Gelmişken mi alıyorsunuz? Hem geziyoruz hem malzeme alıyoruz Bursa'dan. Hem ticaret hem... Evet, evet. Böyle dokunarak almak başka bir şey tabii. Değil mi? İnternetten alıyoruz artık yok, her şeyi. Artık evet. Güvenliği o kadar. Alışveriş kültürümüz de kalmadı. Kesinlikle sağ olsun hocam yardımcı oldu. Hocadan yana çok şanslıyız bu arada. Belli zaten. Çok seviyoruz hocamı. Vazgeçemiyoruz ondan hocamız, gerçekten. Hocamız da, evet gayet. Hocamız da denk geliyoruz arada. Evet. Gayet severek zaten yapıyor. Kursiyerleri evet. Seviyor. Evet. Zaten. Çok teşekkür ederim. Evet. Sizi tanımadık şimdi. Tekrar işinizi artık tanıyalım. Ben iğne oyası yaptım. Gördüğünüz gibi. Evet. Mendilim az önce sizin elinizde olan mendil benim mendilim, yaptığım evet. Bir ay, mendil. Hocam şöyle. Mendilimi unuttum. Evet. Evet, ben ilk defa burada başladım. Hiç ben iğne oyası zürafa dahi bilmiyordum. Ay teşekkür ederim. Sağ olsun hocam. Sabırla öğretti bana. Yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum yani. Şimdi tel kırmaya döndüm. Yok gayet güzel oldu. Evet Aynur abla ve bizim için özel olarak hazırlanan ablamız. Bakıyorum. Hazır mısınız? Sırtık var mı? Bakıyorum. Ne kadar oldu başladığınız? Bu benim üçüncü parçam. Dört, tabii dört, şimdi hocam nasıl? İkinci mi oluyor? Evet. Nasıl sizce? Süreye göre. Hocam bir bakın. Yani bence iyi. İyi mi? İyi. Tamam o zaman i̇yi. Hadi. Onaydan geçsiniz yani tamam. Adı üstünde tırtık vermeden biraz değil olmaz değil mi hocam? Hocam bahaneyi de bulmuşlar. İp olsa tamam yani ama tel. Telliğini gösterecek acık değil mi? Doğru tabii doğru. Eğer o gitsin diye beklersek sürekli deneme o kadar çok pahalandı ki malzeme. Öyle tel mi? Fiyatları evet, 90 lira mı? 90 lira hocam. Evet, evet. Toptan yerinde bile 90 lira. Evet. Yani bir bakara. Bu kursumuz çok maliyetli. Maliyetli mi? Evet maliyetli. Ama mesela bu yapılmış hazır şeyleri almaya kalksak daha pahalı değil mi? O zaman tabii ki de. Çok pahalı biçilemez bu çünkü ben yaptım, ben başardım, ben becerdim demek o kadar güzel bir duygu ki. Terapi gibi bir şey gerçekten. Kalksanız 2000-2500 o kadar. Evet o kadar. Peki size yapımı ne kadara mal oldu? Bunun boncukları, ipi falan.
Şimdi vallahi bilemeyeceğim ki. Yani ortalama. 150-200. 150-200 lira. Bakalım arada 1000 lira, 2000 lira fark var. Küçük bazıları elinde olan ürünler var. Evet. Evet. Vallahi elinize emeğinize sağlık. Sağ olun, sağ olun. Yani İnşallah. Bayıldım. Özellikle kıyafetime ve mendilime zaten bayıldım. Ben böyle devam edeceğim. Size çok yakıştı maşallah. Ay, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzeller giyince daha güzel oluyor. Ben de isterdim yani böyle adetlerimiz olsun falan. Benim çok önem verdiğim, anlamlı bulduğum evet, şeyler. Evet. Unutmamamız gereken şeyler. Kesinlikle bence de. Özümüzü unutmamamız. Sizin gelinliğinizden olan bir benim kendi kıyafetim. Evet, evet. Aynen. Evet, bence çok anlamlı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelininiz de bu şekilde inşallah, anlamlı inşallah, şekilde yıllar sonra saklıyor olur. İnşallah. Elinize emeğinize sağlık. Çok istekli bir öğrenciniz daha. Evet. Kendisi üniversite okurken de okul çıkışlarında kursumuza gelip bir şeyler göster hocam bana da ben de yapayım diyen öğrencilerden biri. O kadar hevesli ve istekli. Maşallah yani yeteneği de var. Yatkın. Ne göstersem yapabiliyor. Ayrıca usta öğreticiliğe hazırlıyorum ben Nilay'ı. Ama hedefleri zaten bu var. Evet. Evet. İşletme okumuş ama kendisini bu yönde ilerlemek istiyor. İlgi alanına Evet. ilgi alanına Çok göre. Çok da heyecanlandırmadan tanışalım o zaman. İsminiz öğrenebilir miyim? Nilay ben. Nilay Hanım. Evet. İşletme öğrencisiydiniz. Bitti mi okul? Bitti. Peki gerçekten kendi işinize yönelmeyi hiç düşünmüyor musunuz? Bu şekilde mi ilerleyeceğiz? Evet. Usta öğreticilik alın. Evet, şu an düşünmüyorum kendi işimi. Bu yönde ilerlemek istiyorum. Neler düşünüyorsunuz? Hocam gibi inşallah bir hoca olmayı. Öğretmen mi düşünüyorsunuz? Evet, inşallah. Evet. Yani bu alandan da ziyade zaten öğretmenlik başlı başına. Ben de bir öğretmen çocuğuyum. Öğretmenlik zaten başlı başına kutsal bir meslekken bir de böyle eğlenceli bir ortamda, evet. eğlenceli işlerle evet. çok çok daha zaten şey değil mi? Çok memnun oldum. Elinize emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Hiç uzatmadım. Teşekkür ederim. Şu anda hocam ne yapıyoruz? Şu anda çarpı tekniğiyle salon salon takımı başladık. Çarpı tekniği. Evet. Artı, çarpı falan isimler evet, öyle mi? Evet, artı. Artı puan, çarpı puan. Hmm. Tel sarma. Dört teknik mi var? Üç evet. teknik var. Çarpı tekniği yapıyoruz Nilay'a. Salon takımı başladık. Ayrıca burada Bargello nakışıyla Antika'yı birleştirdik. Bu çalışmayı da gördük. Çok güzel bir şekilde yapan bir kursiyerimizden görmüştük. Evet. Bu ne olacak? Bu da salon takımıydı. İpek iplerle yapıldı. Kenarlarını da antika yaptık. Bu kenarlarını da kendiniz yaptınız. Evet. Uçları püskül olacak. Buraları nasıl yaptık hocam? İp çekiliyor. İp çekiliyor. Farklı bir teknik sanırım bunda. Antika. Evet. Antika teknikleri. Evet. İp çekilerek altları da püskül olacak. Kenarlarını kıvıracağız. Kullanmaya hazır. Ondan evet. sonrasında. Peki bu teknikler bir yerden sonra kendinizce mi üretmeye başlıyorsunuz yoksa hep olan şeyler mi? Hayal gücü devreye girince böyle şurasında şöyle yapsam nasıl olur falan oluyor mu? Şöyle kendi ki ürettiğiniz. Ben zaten hani öğrenci geliyor Pinterest'ten bir model beğeniyor diyelim. Evet hocam ben bunu istiyorum dediğinde aynı modeli ben ona yaptırmam. Onu değiştirmem gerekiyor. Evet öbür türlü ben mutlu olamıyorum. Katıyoruz. Böyle bir şeyler katıp daha farklı kendimize özel Özgür gibi oluyor. Özgür çalışmalar evet, çıksın ortaya evet, diyorsunuz. Evet. evet. Bakıldığında Aynen. asıl şey de orada ortaya çıkıyor evet, zaten. Evet. Tamamen bu tasarımdan kişinin kendinden başka kimse de olmuyor. Evet. Değil mi? Evet. Ve kursta da mesela bir kursiyer bir şey yaptı, bir iş yaptı. Diğeri Aa, onun aynısından yapamaz. Yapamaz mı? Yapamaz. Çünkü siz izin vermiyorsunuz yoksa
şey mi olmuyor? Zaten aynı iş mi çıkmıyor? Şöyle ki farklı farklı birbirlerini de görsünler de istiyorum. Çünkü şimdi bu yapılıyor, bunu görüyorlar, ben de bundan yapayım. Ama bundan başka bir şey göremeyecekler yani o zaman. Evet. Aslında bundan yapsalar benim işimi daha da kolaylaştıracaklar. Değil mi? Hiç yapılmış çalışma. Evet, aynen öyle. O ona sorar, o ona sorar. Ben otururum mesela. Ama ben öyle istemiyorum. Farklı farklı çalışsınlar, farklı teknikler görsünler. Yıl sonu sergimizde böyle değişik değişik işler çıkınca ben de orada mutlu oluyorum. Evet. Birbirinden farklı çalışmalar, evet. Emek, o kadar süre. Aynen İnşallah öyle. İnşallah serginize de misafir olacağız. İnşallah, bakalım. İnşallah. Bekleriz. Sevilay. Sevilay abicim. Tamam. Kolay gelsin. Ben senin çalışmalarını hocamdan dinleyeceğim şimdi. Tamam. Sizi hiç bölmeyelim. Siz devam edin çalışmaya. Hocam, Sevilay ablamızın çalışmalarını sizden dinleyelim. Tabii ki. Ne yapıyoruz ve ne yaptık? Yani burada uzun bir uğraş, zaman, emek görüyorum önümde şu an. Evet. Şu an görür görmez ne olduğunu anlamasam da bana direkt bir emek ve çaba görüyorum. Bunu hissettiriyor. Bu yaprak deseninde şiş dantel yaptık. Şiş dantel. Kazak örgü makinalarında örülen ipliğimiz de böyle naylon ipliklerle örüldü. Oradan arkasına tele yapıştırılarak kese kese yaptık. Parça ve bunda parça parça ve bunda başka işler de var. Tek şiş dantel değil, iğne oyasını birleştirdik, tığ oyasını birleştirdik. Burada kaç teknik var hocam? Şurası farklı, evet. Buralar farklı. Evet. Boncuk işlemişiz, buralar evet, farklı. Evet, boncuk da işledik. 4-5 tekniği mi var? Evet, 4-5 tekniği bir araya getirdik. İğne oyasıyla da tamamladık. Neyin üstüne yaptık? Bu nedir? Şifon mudur bu? Bez parçası. Oynak kumaş deniyor bunun adına. Onun üstüne işlemek de ayrı zor değil mi? Aslında onun üstüne işlemedik biz bunu. Bizim yaptığımız işlem şiş dantel üzerineydi. Elde yapıp diktik. Şöyle ki. Hayal edemiyorum kalıp, şu an. Kalıp halinde ördürülüyor. Tamam. Ördürüldükten sonra üzerine anglez örüyoruz. Ha, tamam. Anglezi ördük ve yapıştıra yapıştıra bunu. Tamam. Desenini çizip yapıştırıyoruz. Daha sonrasında da sağlamlığı açısından dikiyoruz. Tamam. Oturdu şimdi. Evet. Diktikten sonra da bunun şekli zaten şiş dantelde çıktığı için altına oynak kumaşı koyup tekrar bir yapıştırma işlemimiz var. Dikiyoruz. Sonrasında da havyayla lehim makinesi yani bildiğiniz. Onunla kenarlarını kesiyoruz, temizliyoruz. Çok büyük bir uğraş. Ha, güzel bu ama. Bu çalışma evet. Ne kadar zamanımız aldı? Bu bayağı bir... Aylarca uğraştık. Ne kadar oldu? Pandemide başladık hocam. Pandemide başladık. Ne kadar sürdü? Ne zaman bitti? Yani aslında normalinde başlansa bir ay gibi evet. Bir zaman alır. Bir ayda bu ortaya çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Aslında çıkar. Ama pandemiye denk geldiği için biraz uzadı. Şu anda ne peki bu? Böyle masa üstüne mi? Evet. Masa örtüsü. Evet. Vallahi elinize emeğinize sağlık ve hayran kaldım. Çok büyük bir emek çünkü. Ona hayran kaldım ve her parça da böyle ince ince şey uğraşılmış. Ayrı ayrı, parça parça, özene bözene yani tam olarak. Gerçekten elinize emeğinize sağlık. Şu anda ne yapıyoruz? Tel kırmanın farklı bir işlemini görüyoruz. Kursiyerler aynı zamanda bakalım hocam. Aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar buraya geldiklerinde. Evet. Mesela dışarıdan bir sipariş aldığımızda uygun olan öğrenciye söylüyorum. Hani yapabilir misin, ister misin diye başörtü aldık. Başörtü oldu. Bebek mevlütü varmış. Onun için tel sarma. Tel sarma. Tel sarma. Bu ekonomi değil mi?
Artıya mı en kolay demiştik? Artı en kolay. Bu biraz dikkat istiyor. Bir de şey, yani çizgiyi güzel ayarlamak istiyor bunda. Evet, şeklini güzel verirseniz güzel oluyor. Evet. Yoksa çok da farklı duruyor yani bence. Evet. Tel kırma gibi de görünmüyor uzaktan bakınca. Evet, tel rengi, sarma. Evet. Böyle şey, evet, evet. Daha farklı hazır gibi evet. görünüyor. Evet. Bunu pullarla da birleştirip pikoya vereceğiz. Kenarlarına da, uçlarına da gene. İğne arası. Yok. Tel kırmadan tel olacak. Öyle bir çalışma. Evet. Başka. Hocam peki konsiyerler buradan sertifika alıyor. Evet. O sertifikayı nerelerde kullanabiliyorlar bu alanda? Satış yapabiliyorlar, özel sipariş alabiliyorlar. Evet. Sertifika peki nerelerde? Mesela sertifikaları belli bir saatleri dolduktan sonra bu yönde iş yapmak istediklerinde kendilerine iş yeri de açabiliyorlar. Açabiliyorlar değil mi? Yani onlarla buradan aldıkları sertifikalarla mesleki eğitim liselerine gidip oradan ustalık belgesi alabiliyorlar. Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik. Evet, o açıdan da evet, hem keyifli evet. vakit geçiriyorlar. Aynen öyle. Hem sevdikleri işi yapıyorlar. Aynen bir de maddi öyle. Olarak da imkan sağlıyorlar evet. kendilerine. Maddi olarak. Evet. Mesela çok öğrencim vardı. Başladıklarında eşleri işlerini bırakmış. Ama çok güzel bir gelir kapısı oldu onlar için. Evet. Bakıldığında evet hobi olarak başlanıyor ama aynen öyle. Öyle de bir artısı olması da güzel. Tabii ki de. Mesela kendini oyalamak için gelenler de var. Fakat hastalık dolayısıyla gelenler de var. Doktor yönlendiriyor. Doktor yönlendiriyor. İnanın haklarını azaltıyorlar yani. Evet, burada öyle oldu. Çok kısa. Ben İlknur. İlknur ablacığım. Farklı bir şey yapıyoruz. Evet, boncuk. Dikkat çeken bir şey yapıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Boncuktan salon takımı yapıyorum. Salon takımı yapıyoruz. Hı-hı. Ne kadar oldu başladığımız? Çok yeni bir çalışma gibi değil, yeni bir kursiyer gibi değilsiniz sanki. Yok, ben pandemiden önce de geliyordum. Hı-hı. Devam ediyoruz işte. Değil mi? İşimize. O zaman sizler de çok bölmeyeyim. Bu kısmı ben hocamdan dinleyeyim. Tamam peki. Bir tık sadece sizden şöyle rica edeyim ki seyircilerimiz yaptığınız işi görsün. Evet. Hocam. Evet. Çok dikkat çeken bir çalışma. Çok evet. göze hitap eden albenisi olan bir çalışmaya benziyor. Ya da ben şıkır şıkırlık seviyorum. Evet, ben de seviyorum. Evet. İki yıldır çok istiyor öğrenciler. Daha farklı yaptığımız çalışmalar da var. Boncuk kişi keçe ve kumaşla birbirine yapıştırarak üzerini boncukla işliyoruz. Daha sonrasında bazı yerlerini desenin çıkartıp altına hayalet tül veya oynak tülle birleştiriyoruz. Ama değişik bir çalışma oluyor. Çok istiyorlar. Evet. Çalışmanın ismi neydi? Boncuk işi boncuk diye geçiyor. Işi. Evet. Keçe ve kumaşı birbirine yapıştırarak deseni çiziyoruz. Üzerine farklı işlemeler uyguluyoruz. Daha sonrasında havya ile gene bunları temizleyip altına hayalet tül veya oynak tülle birleştiriyoruz. Bunu da çok tercih eden oluyor. Bunun için gelen de çok oluyor artık. Fakat maliyette çok. Yapımı da maliyetli mi? Şu an böyle bir şey almaya kalksak da çok maliyetlidir. Değil mi? Tabii ki de. Sadece mesela maliyeti bunların 4000-5000'i geçiyor. O kadar mı hocam? Evet. Şu an bu yapılan şeyi almak o kadar. Yani hayır, o kadar değil. Maliyeti sadece o kadar. Yapımı. Evet. Oo. Çünkü kristal taşlar ve aldığımız ürünler normalde hani bir o şey hayır. incilerden değil. Taşları evet kristallerle yapıyoruz. Bulunması zor mu peki?
Birkaç dükkan getiriyor. Evet. Çok o zaman böyle kolay bulunabilen, orayı kesiyoruz. Bipliyorum ben orayı. Evet, tamam. Birkaç tane dükkan getiriyor. Onun dışında bulmak çok kolay da değil o zaman. Değil. İstanbul'dan bazen. Sipariş veriyorsunuz. Evet, evet. Peki böyle yapımı bunun 4000-5000 ise almaya kalksak, böyle hazır bir şekilde almaya kalksak ne yapıyor o fiyat? Yani o fiyat hemen hemen ikiye katlıyor. Değil mi? Evet. Katlıyor. Çünkü yapımı çok zahmetli. Aynı şekilde broşlar da yapıyoruz. Öyle mi? Gösteremedim. Var da aslında yapılmışlarımız. Biz görmüş kadar oluruz. Evet. Şu an broşları görünce bence hayal edebiliyoruz onların, evet, da mükemmelliğini. Broşlar da yapılıyor. Şimdi yani bunun için gelen de çok oluyor. Hani bu işi yapalım, evet, diye. Böyle. Arnavut işlerimiz var. İknur Hanım. Şuradaki şeyler mi? İnoiz değil bunlar. Hayır. Evet. Bunlar da Arnavut işlerimiz. Tül üzerine yapıyor bu, yapılıyor bu da. Sayarak oluyor. Biraz matematik istiyor sanırım, evet, bu alanda. Evet. Aynen öyle. Çünkü bir şey, kutu kaçırdığınız değil zaman şaşıyor. Evet. Hatta bu da kabul etmiyordur diye tahmin, evet, ediyorum. Evet. Etmiyor. Etmiyor. Tamamen sayarak böyle şey halinde olunca kendini daha iyi gösteriyor. Evet. Peki şimdi bu çalışmamızın süresi ne kadar oldu başladığımız? Özellikle şu kısım çok uğraşılmış. Evet. Şu anda da o tarz, o işlemi yapıyoruz sanırım, evet, bu ucada, evet, değil mi? Evet. Ne kadar sürüyor bir uçtan bir uca gitmek? Bayağı bir oldu başladığımız ama ilk Nur Hanım arada başka işler de yaptı. Sıkıldığı için. Sıkıldınız mı? Sıkıyor mu? Belli bir süre sonra evet sıkıyor. Aynı iş sürekli. Aynı yani. Sürekli iş bitmek bilmiyor. Yoruyor mu çok? Yo, hep böyle şey hani sürekli boncuk al yap, dikkat istiyor. Evet. Ama her yerde, oturduğunuz yerde, televizyon izlerken, işte o, sohbet evde ederken... Yapılmıyor. Evde yapılmıyor. Mu? Hayır, evde yapılmıyor. Çünkü sürekli... Geçe koyduğumuz için hani kıvrılan bir kumaş olmuyor. O zaman çalışmaları sadece burada mı yapıyor kursiyerler? Masa düzeni gerekiyor bunun için. Burada yapıyorlar. Çalışmadan çalışmaya değişiyor mu? Aynen öyle. Aynen öyle. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Gerçekten şuradaki bu ince işçilik bile, bakıyorum burada tıkır tıkırlık var ama bunun modeli. Vallahi evet. Kesinlikle çok profesyonel duruyor. Elinize emeğinize sağlık diyorum. Teşekkür gerçekten. Ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Kime Anladım, geçiyoruz? Bir okuyun. Değil mi? Bana bir esneme geldi. Allah'ım nazar değdirdiniz bana. Ben okuyayım. Aynur abla. Bir mi yapma sakın bak olma aşk olayım diye. Sadece oku. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Ben Hüsniye. Hüsniye Hanım. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ev hanımıyım. Evet. Vallahi biz kursiyerlerimizle burada oturup sohbet ettik. Sizin tablonuzu bol bol ekranda gösterdik. Bu tablo sizinmiş. Evet, ben işledim. Evet, siz işlemişsiniz. Tel hocamızın yardımıyla tabii ki. Değil mi? Tel kırma işlemi sanırım. Evet. Şurada. Evet, tam onu diyecektim. Çiçeklerde sanırım boncuk işlemeleri var. Evet. Bu çalışma peki ne kadar sürdü? Ya da ne kadar oldu başladığınızda bu kademeye gelebildiniz? Ben 2 senedir el nakışındayım. İlk önce inoise ile başlamıştım. Sonra tel kırma ile devam ettik. Hocamızın yardımıyla boncuk işiyle tamamladık. Şimdi de Maraş işi yapıyorum, simsarma. Evet. Farklı bir teknik çalışıyorum. Şu anda ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bir karton keçe koymuşuz. Evet, yapıştırıyoruz ve ondan sonra hiç üst üste gelmeyecek şekilde sarma yapıyoruz. Hiç üst üste gelmeyecek. Evet, hep yan yana geliyor. Evet, şöyle göstereyim. Fazla dikkat isteyen bir iş. Evet, ama çok zevkli. Zevkli mi? Çok zevkli. Ya severek yaptıktan sonra yoğurmuyor. Ben çok severek yapıyorum. Hocam da dediği gibi daha çok doktorların da yönlendirdiği. Kesinlikle. Çok güzel terapi. Tabii ki, evet. Evet. Hocam bu teknik konusunda biraz bilgi alalım. Bunu da şimdi yeni gördük. Burada bitmişlerini de görüyoruz hatta. Evet.
Bunları üçlü tablo yapacak. Tablo olacak. Evet, tablo olacak. Çerçeveye girecek bunlar. Evet. Altına kalıp koyup üzerine sarma işlemi yapıyoruz timle. Keçeyi yapıştırıyoruz. Keçe değil de böyle ayakkabı köselesinde kullanılan bir malzeme bu. Evet. Mukavva gibi bir şey. Mukavva gibi bir şey ama yıkandığında hiçbir şey olmuyor. Onu soracaktım. Evet. Yıkanınca parçalanmıyor mu? Hayır. Olmuyor. Çünkü ayakkabı köselesinde kullanılan bir malzemeymiş. Peki az önce gördük ablamızın boncuklu boncuklu işleri falan. Evet. Onların temizliği nasıl oluyor? Makineye asılabiliyor mu? Ya da işte bu tarz boncuklu işleri falan. Böyle elde yapılan işlerin hiçbirisi makineye atılmaması lazım zaten. Evet, beyaz sabunla evde yıkanması lazım. Makineye atılınca yani bozulur. Değil mi? Evet. Vallahi farklı farklı birbirinden çeşit farklarda çalışmalar gördük. Evet. Biz sadece İloisi'ye gelmiştik. Neler çıktı ortaya? Aslında daha da böyle işlerimiz vardı. Birkaç öğrencim hastanede işleri olduğu için çok güzel işler daha vardı. Biz bu kadarını bile beklemiyorduk. Sadece biz iğne oyası kursuna geldiğimizi düşünmüştük. Evet. Bizine sürprizler bekliyormuş. Ama tabii kıyametinden de memnunsun. Beklemiştik de aslında. Evet. Belliydi böyle bir mutfağa geleceğimiz. Evet. Vallahi ben çok memnun oldum. Ben de çok elinize, memnun oldum. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diyorum. Teşekkür ederim. Hayaller, yeni beceriler. Kimine uğraş, kimine bir sürü arkadaş. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerini yakından tanıyacağınız, ürettikleri sanat eserlerine hayran kalacağınız program.
kursiyerlerin sosyalleşerek stres sattığı, kendilerini ve hayatlarını anlattığı, Dila Kuvat'ın sunuculuğunu yaptığı program. Hem eğleniyorum, hem öğreniyorum başlıyor.